Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün genel olarak bir video çekeceğiz. Bu hafta damlara falan gidemedik. Yani bu hafta genel olarak damımıza bir video çekmiş olduk. Bu haftanın başlarında dünlerde seçimden dolayı gidemedik arkadaşlar. O yüzden kısmetse bu hafta içi gideriz inşallah ya, öyle diyelim. Bak şimdi burada ne yaptık? Salma kutumuzu aldık arkadaşlar, sandığımızı aldık yani. Yani bugün biz de sizden beraber şu kuşlarımızı kırpacağız. Sonra ardından şuradaki kuşlarımıza tekrar bir kontrol edelim. Burada ise bak, tahtalarımızdan birkaç tane getirdik. Tabii ki bu yetmeyecek, bir bu kadar daha lazım. Buraya, tamam mı? Tekrardan söyleyeyim ben. Bak direkt hizasını da belli edelim ki buradan. Bak tam bu pajanın kısmından, bak boyu da bu olacak. Normalde niyetim şu üstten de, çok yükseğe de gerek yoktur arkadaşlar. Yani şu pajanın boyundan olacak, tamam mı? Buradan gelecek. Tam şuraya. Benim burada eski bir kümesim vardı. Bak şurada çivi yeri var. Oradan bu şekilde bir kümesim vardı. İlk kümesim burasıydı zaten. Buraya da böleceğim. Ya kapıyı buradan veririm arkadaşlar. Ya da bu taraftan tekrardan veririm. Bu şekilde şöyle kapatacağız. Şu arayı kapatacağız. Yani şu şekilde bir telerjiden güzel bir şey yapacağız. Sonra mezatlık için arkadaşlar. Şu duvarı var ya bak. Şu duvarın komplesini biraz daha şu açıdan bir gösterelim. Şu duvarın komplesini bak. Tam şu köşeye kadar ya boyayacağız ya da şu yeşil çit var ya, yeşil veya kırmızı hangi renk denk gelirsek komple çekeceğiz. Bu alana da kuşlar üzerinden mezatı sunabilmek için arkadaşlar, bak bu pajan hizası var ya, bak şu duvarla pajan hizasından, tamam mı, buradan bu şekilde geleceğiz. Bak buraya kadar şöyle bir tahta koyacağız, güzel bir şekilde sabitleyeceğiz. Normalde profilden yapacaktım ben, yani damın sonradan gene söküp zor olmasın diye dedim tahtadan yapayım en iyisi. O yüzden bu şekilde yapacağız. Kısmetse 1-2 gün içerisinde hemen bitecek. Zaten tahtaları getirdik. Elimizin altında, zaten elimizin altında sıkıntı var. Hemen yapacağız. Onun dışında da o zamana kadar şu kuşlarımız satılırsa satılır. Satılmazsa bir kısmını mezatta sunarak parça parça halinde satarak bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Kısmetse bu hafta yapacağız. Ya kapıyı dediğim gibi ya şu taraftan vereceğiz ya bu orta taraftan vereceğiz. Bakalım hele tam yaptığım sürede hangisi daha mantıklı gelirse ona göre hareket edeceğiz. Tahtalarımız burada. Bir bu kadar daha bize tahta lazım. Onun dışında ise size hemen benim göğüm şukuru göstereyim. Birkaç videodur böyle görmüyorsunuzdur. Hemen şu şekilde bir göstereyim. Bak göğüm şukurumuz da burada. Bak dur göstereyim. Bunun gözü arkadaşlar yukarıda intihap tuttu. Tamam mı? Yaklaşık bir haftadır belli bile intihap tuttu ve her geçen gün büyümeye başladı. Ben direkt diğer kuşlarımıza bulaşır diye arkadaşlar ayırdım. Bak dur hele bir göstersin. Hadi lan bir bu tarafa, bir bu tarafa de. Çekiniyor mu? Ne yapıyor? Bir dakika arkadaşlar. Normalde hiçbir kuşumda gözünde intihap falan olmamıştı ama bunun gözünde oldu. Hadi lan, heh. Bak gördünüz mü şu şekilde. Dönseydi bu tarafa. Heh. Dur gösteremedim ben size. Ha bak şu an gördünüz mü? Gözünde intihap çıktı arkadaşlar. Kuşlarımıza bulaşır diye direkt ayırdım. Ben normalde göz sulandırıcı falan var veriyorum da arkadaşlar. Çok etki etmedi herhalde. Bu intihapla ilgili bilgisi olan varsa bir yoruma yazarsa sevinirim. Hem benime ben öğrenmiş olurum. Hem de bilmeyen kardeşlerimiz yorumlarda görüp de öğrenmiş olacak yani. Baksanıza şu gözüne. İlk defa bir gözümde böyle bir şey çıktı. Bu kuş sürecinde de arkadaşlar şöyle bir şey. Bak abi ilaçlarımız falan hep burada var. Bu kuş sürecinde de ya işte bile değişik değişik hastalıklar çıkıyor. Hem ben öğrenmiş oluyorum hem siz öğrenmiş oluyor. Bazı bilgili abilerimiz, kardeşlerimiz harbiden biliyorlar. Yorumlara da yazıyorlar. Buradan da çok çok tekrardan teşekkür ederim. Normalde bir de şöyle bir şey söyleyecektim. Bak bu odamız bizim. Yani evin gereksiz eşyalarını koyduğumuz yer yani. Mesela dedim ki mezatı şunların birini çıkartalım. Direkt hazır burada sürüyorum ama o alan çok dar olduğundan dolayı dedim ki dışarıda kalsın. Belki kışın rüzgarlı havalarda buranın içinde de yapabiliriz. Onun dışında şimdi ne yapalım? Geçen gün ihaleye gittim arkadaşlar. İhalede bir çift, normalde sesini bilmedim, post olarak kuş almıyorum ama ihalede bir çift post aldım. Dedim ki bunları hambal olarak kullanayım. Hambala ihtiyacım vardı. Bak. Hambal olarak aldım bunları. Ama var ya kurumları falan var ya muhteşem bir şekilde. Bak erkek bu. Daha kırmadım ama kaçmasın vallahi buna var ya. Bunları hambal olarak aldım. Kısmetse bunlar bizde hambal olarak kalacak. Hazır çıktı zaten. Dedim ki
Ya şu İstanbul akıl kuyruğumuz doğurur, şu perçemlimiz doğurur, şu kişbirimiz doğurur. Yani yumurta kaydırırız altına. Bazı yormak istemedim, çiftli kuşlarım var. Onların alt, bunların altına kaydırın, bunlar devam ederler. Bak şu şekilde de dişinin buradan çok belli etmiyor ama normal olarak sırtı biraz kızıllı arkadaşlar. Bunu Opal'dan mı almış? Hani bunun aynısını ben şeyde gördüm. Oğuz abi de gördüm arkadaşlar. Oğuz abiçinin sırtı böyle burası şu ehlezden almıştı. Biraz böyle kızıldıydı yani. Kişbirlerimiz de yeni yeni tekrardan çiftleşsinler, inşallah doğuracaklar. Bu arada dur, buraya gelmişken baştan karan yavrularını size göstereyim hemen. Gel lan buraya bak bak, buradalar hemen. Büyümeye başladılar bak. Oğlum şu tüy ne? Niye öyle bozuk verdin sen şimdi? Hele bir büyüsünler de şu an 5 yıl tam şeyindendir. Ama babamız çok güzel arkadaşlar. Bak annenin bak az bir şey burasına varmış. Direkt annesine mi çekmiş ne yapmış. Bari kuyruğunu da biraz ver de. Çık lan, geç geç geç. Heh. Bak annenin orasında az bir şey bir leke var ama direkt yavruda vermiş bak. Gördünüz mü? Bir büyüsünler lan, yavru sıkıştı. Sıkışmamış. Abo. Ben böyle bir şerefsiz dişi görmedim. Yine kaçtı lan. Neyse kalsın bu dışarıda. Şimdi burayı açarsak şu erkek de kaçacak. Postalarımızı da kırpmadık. Buradaki yeni getirdiklerimizi. Bir bunlar da çıksın. Bunların yumurtasının bir tanesi ezilmiş de kırıldı arkadaşlar. Yani ezilmiş de dedim boşuna oturmasın. Bir tane oturuyorlar. Bir yavru çıksın hani nasıl olacak? Bak şu da fekini falan yedi de güzel bir şekilde olacak. Burada da diğer yavruları hemen bir göstereyim sizlere. Bak. Bunlar da maşallah büyümeye başladı. Şimdi bunları gösterdik. Bizim İstanbul kılkuyruklarımız da dünler yumurtayı kontrol edin. Tekrar bir tanesi damar tutmuş. İnşallah bu sefer yavruyu çıkartacağız yani. Kısmetse inşallah. Çıkartmaz ise şöyle bir şey yapacağım. Tekrardan yumurta doğursunlar. Şunlara denk getireceğim yumurtasını, direkt bunlara kaydıracağım. Olmazsa erkeği de dişi erkeği uçmaya çekerim. Çünkü erkekte sıkıntı var diye düşünüyorum ben. Erkeği uçmaya çekeceğim. Dişiye de ona göre bir tane erkek alacağım. Çünkü bunlar güzel. Göğümüz zaten sürekli dışarıda. Bunları gösterelim mi, göstermeyelim mi? Üst tamamı çıkalım. Neyse bir dakika içeride gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra da üst tama geçelim. Şu kuşlarımızı kırpalım, tamam mı? Dişilerimizi kırpmayacağız. Zaten postlardan eşeklerin hepsini kırpalım. Ondan sonra dişilerimizden elvanlarımızı bırakalım. Güzel bir şekilde uçuralım. Onun dışında bu kümesi bitirelim. Şuradaki kuşlarımızı bu tarafa getirelim. Renklilerle postalarımızı tekrardan ayrı koymuş olalım. Yavrularımızı da üst tama çekmiş olalım yani. İnşallah bu 2 gün içerisinde bunları bitirmiş olacağız. Allah'ın izniyle. Abo suya la düşmüş, tekrardan suyları bitmiş. Ben de daha yeni geldim ya arkadaşlar dama. O yüzden. Dur 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 dur. Bir dakika kuşlarımızı kontrol edelim. Hiç dışarıya bırakmayacağım arkadaşlar. Çünkü dışarıda işimiz var. Bunlar içeride kalacak. Bu hünkârlar tekrardan doğurmadı. Bunların altına dün bir tane cılk yumurta vardı. Altlarına koydum. Bak şu an burada. Bak şu an oturmaya başlamışlar. Bildiğim kadarıyla bunlar doğurmuyor arkadaşlar. Yani bunları Ali kardeşimiz eğer videomuzu izliyorsa ya tekrardan kendisine verelim ya da ben bunları sahiplendireceğim. Yani başka kuş getireceğim onların yerine. Bak buradaki kişbirlerimiz de maşallah büyüdü. Artık geziyorlar baksanıza. Yani bunları yaklaşık en geç bir 10 güne kadar Yakup'a teslim ederiz bunları. Ondan sonra da şu an bak oturduğu yumurta şu an yenisini doğuracak. Çünkü dün doğurmuştu bunu. Şu an çıkacak yavrular bizim yavrular olacak arkadaşlar. Bak kişbirimiz filan tamahsilleşti. Artık çıkart da uçayım diyor ya. Resmen öyle diyor yani. Kısmetse bunu hemen çıkartacağız biz. Bu 2 günde hemen yükmesi bitiren en geç yarın Allah'ın izniyle bunları üst tama çekmiş olacağız. Bak münamasını filan hepsi artık tüyünü tamamlamaya başladı. Karaların yavrusunu da bu tarafa getirdim. Çünkü orada yeni yavru çıktığından da biraz daha rahat etsinler. Şunların altındaki 4 yumurta vardı. İkisini çektim işte arkadaşlar. O pedirgel kuşlar ki yağmur girdiğinden beri cılk olmuştu. Şu an hünkârın altında olan o pedirgel kuşun yumurtası. Bak bak kişbirler hemen burada büyümüş bak.
Hem şunlar bak kocaman olmuşlar, artık uçuma gelmişler yani. Bunun var ya çoktan damda olması lazımdı. Şu kişibirin aynı şekilde. Kısmetse 2 güne çıkartacağız. Bak çağçillerimiz burada. Çağçillerimizi de çıkartıp uçuracağız Allah'ın izniyle. Bak şu şekilde. Bizim bile masyavrular çıkmışlar. Ne oldu onlar? Ha buradalar. Dur hiç karışmayalım. Bak burada da 2 tane daha burada yavrumuz var. Bunun kuyruğu acaba beyaz gelecek mi ya? Patlamış mıdır acaba yerinden? Bir bakalım mı sizden beraber? Bir dakika. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Maşallah size bir yoruma bir maşallah eklersiniz. Bak yakaladık. Dur sizden beraber bakacağım ben buna. Bir dakika. Kuyruk kapağı beyaz. Ben size demedim mi beyaz gelecek? Bak şu şekilde göstereyim. Bak birkaç tanesi beyaz, birkaç tanesi de göğülük var. O göğülükler de yolarım bembeyaz olur. Bak böyle kiş bir kuyruğu beyaz olacak. Bak Allah'ın izniyle. Nereye gitti lan? Bak burada kiş bir kuyruğu beyaz. Bak iki kardeş yan yana. Bak şu tam kara kiş bir. Şu da hafif göğülük var. Aman bunlar çıkmasın. Çıkma. Çıkmışlar bir de bana. Tüh birkaç tanemiz çıkmış vallahi. Nasıl kaçırdım ya? Şimdi bunları tekrardan koyacağız biz. Şimdi hemen üst dama geçelim. Üst damda tekrardan devam edelim biz. Şimdi sandığı getirdik. Kırpacak kuşlarımızın hepsini sandığa dolduralım. Sonra şuraya oturalım. Güzel bir şekilde hepsini kırpalım. Ondan sonra da elvanlarla dişiler beraber güzel bir şekilde uçuralım. Şimdi o zaman onlara başlamadan şunları tekrardan bir göstereyim. Bunlar. Bak bunlar da burada bu şekilde. Şu çakmaklı dönek var ya. Aslında var ya bunu kuşuma da koyabilirim ha. Kuşum da güzel durmaz mı? Bundan yavru elme geçse direkt kuşuma koyarım da. Yavru şu an elme geçmedi. Mülemansa zaten İbrahim abiden gelecek bize. 2 tane. Bir tanesi şu kümese, bir tanesi burada. Bunu da birkaç hanımda uzanmış diye şunlarla beraber tırlar diye bu tarafa koydum ben. Bak bunlar da burada bu şekilde. Bak bu kişide de hafif bir güllülük mü var ne arkadaşlar bak. Aynen bak hafif bir güllüsü var. Buna ne kişpir diyorlar ya. Hafiften kırmızı bile rengi var yani. Ne tam bir göğü kişpir böyle koyuluğu var ne de şeyi var yani. Böyle hafifsiz sisli gibi böyle sırtı. Kır gibi. Şu çakmaklı çok güzel hoşuma gitti benim. Bak bunlar da burada bu şekilde. Şimdi bunları da gösterdik zaten. Bu kümese geçelim tamam mı? Bunları güzel bir şekilde kırparım. Şu kümesi yaptığımızda şurası bak yağmurdan hep patladı. Burayı da sökeceğiz arkadaşlar. Buraya hemen bir shingle alacağım. Şurada güzel bir tahta çekeceğim. Shingle'ı çekip bunu direkt üzerine kapatacağım. Çünkü bu tahtalar hep yağmurdan heder oldu. Dedim ki yağmurlar düşmeden yapalım. Yapmadık. Kışında yapmadık tamam mı? Ha bunlar bu şekilde kaldı. Şimdi bu tahtaların hepsi iptal. Bak şu 3 parçanın hepsi iptal. Bunlar artık çöpe gitti. Şimdi bunları hemen kırpalım. Tek tek bir yakalayalım biz. Şimdi arkadaşlar hepsini koyduk. Sadece bir tanesi de aynı kafesten kaçtı. Şimdi ortamın bir laması ile ben koydum. Hepsini tek tek kırpalım biz. Normalde ben şekilde hemen döşümüzden başlayacağız hemen. En sevdiklerimden bir tanesi. Dedim şu vazgeçmedin 3'lerin yavrusu. 2, 4, 6, 7. Arkadaşlar ben bu postalarım genelde ya 8 ya 9 olarak kırpıyorum. Çünkü bunlar sıçrayabiliyor yani atladıkları için. O yüzden bak bundan 9 tane seçtim. Bazen teybe de bırakıyorum ya o yüzden atlıyorlar yani. Bak, biraz daha atıp kuş oldukları için. Ya 8 ya 9 kuşa göre kırpıyorum bunu. Bak şey kuyruklarını da alalım. Bu kuyruklarını da alalım. Ya. Ben geçtim. Şöyle iki yersin. Thank you.
Şimdi sonunda bunları kırptık arkadaşlar. Yani seçtim, şu mülemas ilk defa kırpıldı. Bununla beraber bir tane yavrumuz vardı. Çocuğum abimize verdi, o şerefsiz kaçtı. Bir onu kırpamadık. 3-4 tane de zaten önceden kırpmıştım. Şu an kümesin içinde zaten. Şu an hepsini bir bırakalım dışarıya. Bakalım neler, onlar ne yapacak. Şu suyu şöyle koyalım. Bir dakika. Şunlar. Neyse baksanıza içi tüy doldu. Bu da burada dursun. Şunu da kaldıralım. Bu da burada dursun. Dam çok kirlendi ya, baksanıza. Şimdi şunların hepsi bir çıksın. Elvanlarla dişilerimiz kaldı. Zaten bir çık hele. Çık 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 çık. Niye çıkmadı lan lan? Çık 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 çık. Hepsi bir çıksın. Yavrum maşallah büyüdü ya. Burada kalan var mı? Oo, dur baştan alınmışken yakalayayım hemen. Şu an hepsi kalktı bak. Şimdi burası ne kadar fark etti lan? Kuşun sayısı nasıl azaldı hemen? Şunun içine sırf 5-6 tane bizim dişimiz var. Ya 6 tane ya 7 tane bildiğim kadarıyla. Onun dışında hepsi elvan zaten. Şu kırmızı kişi de zaten bunların kanadı yeni geldi. Kırpmama gerek yok. Bunu zaten karışma üleme belki bırakmam arkadaşlar. O yüzden kırpma gereği duymadım. Bak bunlar bir şekilde şu an çubuklasın. Oğlum postalarla uçumu ne kadar fark ediyormuş lan bunların. Bunlar şu an gene o gereksizliğini yapmasınlar. Mahvederim aynı bunları ben. Dur baştan ver. Şu baştan dur 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 girsin. Gir 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 gir. Heh, tamam. İyi, bunlara da yakalamış olduk. Lan Orlando. Bak. Ama fark etmiş ya postalarla şu uçması. Şu an dişilerle daha güzel uçacak. Ama şöyle bir şey var. Renklimizin hepsi, elvanımızın hepsi erkek olduğu için arkadaşlar. Şu an dişilerimiz var. Dişilerle beraber bunlar hep bozulur. Ne yapalım biliyor musun? Geri buraya. Şimdi post erkeklerimizi hepsini şu tarafa, şu tarafa koyacağız. Şurayı tekrardan bölelim. Hatırlıyorsan şurada bir bak ayrı bir kapımız var. O tarafı tekrardan bölelim. Dişilerimizi tekrardan o kümese koyalım. Erkeklerimizi de buraya koyalım. Birbirlerinden bağımsız olacaklar. Yani elvanlarla da yavrularımızı, aşağıdaki yavrularımızı da bu tarafa koymuş olalım tekrardan. Mantıklı değil mi sizce de? Bence daha iyi. Bak şunu kırpamadım. Bak geldi. Dur gelsin onu da kırpayım bari. Elimiz değmişken hepsini halledelim. O zaman biz hemen bir an önce şurayı yapalım. Şu kümesi yapalım. Şuradaki satacağımız kuşları indirelim. Mevzatımıza da kısa bir süre içerisinde inşallah başlayalım. Ondan sonra da hemen şurayı bölelim. Bu kırpıkları buranın içine koyalım. Dişilerimizi şu tarafa koyalım. Elvanla da yavrularımızı bu tarafa koyalım. Hepsi rahat bir şekilde etsinler yani. Aynen bu sistemi geçen seneki sistem gibi yapmış olacağız. Geçen sene elvanlar mı şu taraftaydı lan? Yok postalar mı? Neyse. Fark eden bir şey olmaz. Hem elvanlar da arkadaşlar bu arada bu kümesimize daha mutlular. Şimdi hemen biz şunları bir konduralım. Şimdi arkadaşlar bunları kondurduk. Şimdi baştan arayı da alıp şu tarafa gidelim. Bak daha bir kısmı daha uçuyor ama bu arada. Dur onları da bir konsun. Heh, kondu. Bu arada şu sattıklarımızdan iki taneyi Hatay Reyhanlı'da bir kardeşimize verdik. Hangisini verdik bir gösterelim. Bak şu mülemas gibi olan kuşu verdik, tamam mı? Bununla hangisi de? Heh, bu moru verdik arkadaşlar. Bu ikisini Reyhanlı'da bir kardeşimize verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şöyle bir şey. Ben bunu satıyorum ama toplu diye vereceğim diye bir kayda yoktur. Yani isteyen içinden istediğini alabilir. Zaten sonuçta toplu satacağım diye bir şey yoktur. Herkes şöyle bir şey arkadaşlar. Herkesin bütçesi kaldırmıyor yani. Toplu bir şekilde almak zorunda değil yani. Kimisi 2 tane ister, kimisi 5 tane ister. Yani ben bu şekilde elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum ben bu süreçte. Şu an şu mülemas gibi kuştan şu mor Hatay Reyhanlı'da bir kardeşimize gidecek. Bugün gidecek. Onun dışında geriye de kalan şu şekilde yani. Yani almak isteyen arkadaşlarımız parça parça da alabilirler yani. Şimdi bunları da hallettik. Bunları da kırptık.
Biz ne yapalım biliyor musun? Bak, bak o da gelmiş. Tek kanatlı olarak o kaldı, ondan sonra kırpalım biz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Damlara gidemedik. Kendi damımızda sizi videosuz bırakmamak için kendi damımızda içerikli üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz şu çahçiller için bak. Üçü de yan yana çok güzel. Eğer videomuzu beğendiyseniz şu çahçiller için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, acı da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.